Evet arkadaşlar merhaba. 9 Temmuz 2020 Perşembe günü akşam yarışları Kinilent ile beraberiz. Çok karışık, çok zorlu yarışlar var. İnşallah bu yarışlar içerisinde doğru tahminler yaparız. Yani tuttuğumuz bizim görüş alanımızda olan atlar ya ikinci oluyor ya baş farkıyla ya boyun farkıyla. En azından şunu biliyoruz ki yarışlara gidiyorlar. O bakımdan mutluyuz. Neyse TJK'nın seçtiği yarışlara teşekkür ediyoruz yani bunlar güzel yarışlar seçiyor. Evet vakit geçmeden kaybetmeden hemen buradaki programa tekrar göz atalım. Bugünkü programda ikinci koşuyla başlıyor altılı ganyan satış koşusu. 1700 kum 3 ve yukarı İngilizlerde burada 12 tane safkan kıyasıya bir mücadeleye girecekler. Çok karışık bir ayak bu. Hemen bakalım nedir buradaki bizim bilgilerimiz onu hemen size verelim. Evet. İkinci koşuda 9 numara Gamorrain, 12 numara 6 numara 3 numara 10 ve 4 numara arkadaşlar. Urbanite bilhassa dikkat etmek lazım. Bahama Channel'a dikkat etmek lazım. Evet bu 6 tane atı size öneriyoruz. Toplamda 12 atın 6 atını yazmak durumundayız. Belki çıkan atlar da olabilir. Bu şekilde geçmek durumundayız burayı. Çok karışık bir yer bu gerçekten. Evet, altılı ganyanın ikinci ayağını üçüncü koşuya geçiyoruz şimdi. Burada şartlı bir koşu. Bu dişilere 3 ve yukarı İngiliz'e 1600 metre çim pistte yapılacak bu koşu. Baktığımız zaman burada da 12 tane safkan var. Burada da öne çıkan atları hemen belirtelim. 5 numara Morning Cold, 9 numara Lady Oxbow, 10 numara Confessing, 2 numara Loving Moment ve 7 numara Teenage Kicks. Osaka Girl de iyi ama arka arkaya kazanma olmuyor bu şart koşularda, bu tip koşularda. O yüzden geleceğini tahmin etmiyoruz arka arka. Belirttiğimiz atlar ön plana çıkmış atlar arkadaşlar. Hemen size söyleyelim. 5, 9, 10, 2 ve 7. 5 adet atı burada size görüşünüze sunuyoruz. Üçüncü koşuda altılı ganyanın ikinci ayağında. Ve geçiyoruz hemen dördüncü koşu altılı ganyanın üçüncü ayağına. Evet bu ayakta da Kinilent'te bir kum koşusu bu 1400 metre normal kumlu ve maiden koşu. Bu maiden'da çok bariz çıkacak olan bir grup var o da ekürler. Bunları burada durdurmak çok zor. Zaten ilk 1 ve 3'te özür dilerim 1 ve 13'te kapının ağzındalar öyle söyleyeyim. Bu diğer 4'e ve 5'e çok aldanmayın. Hani en azından April in Paris belki. Ama onda jockey dandik. New York Sensation var bir tane New York. Bir tek bu zorlar. İsteyen bunu da yazabilir ama bizim burada bankomuz 1 ve 13 ekürler banko diye geçiyor. Dördüncü koşu. Altılı Ganya'nın üçüncü ayağında bizim bankomuz ekürler arkadaşlar. Biraz zor durdururlar bu ekürleri. Tyler Gaffarione bir taraftan, diğeri bir taraftan. Hayırlısı bakalım. Bu şekilde 5. koşuya geçiyoruz şimdi. Evet 5. koşu Kinilent'te altılı gayen 4. ayağı şartlı bir koşu. Tekrar aynı 1600 metre çim bölünmüş bir koşu. Burada da 12 safkan mücadele ediyor. Burada tek atamıyoruz tabi. Burada yazmamız gereken atlar var. 3 numara Tizahahra, Chris Landeros'la. 6 numara Aksong, Joao Rosario'yla tanıdığımız bizim Belmont Park'taki Joao Rosario. 1 numara Passion Factor. Luis Saez'le bunu da tanıyoruz Belmont'tan. Ve 7 numara Lido Key. Joseph Talamo'yla. Evet bu safkanlar şu anda bizim listemizdeki safkanlar. 3, 6, 1 ve 7 olarak Kinilent'te 5. koşuda şartlı bir koşudaki bu dişi tayların kıyasıya mücadelesinde bizim tahminimiz Tizahra burada bir daha gelebilir. Her ne kadar bu zor olsa da bu grubun içerisinde büyük şansı olduğunu düşünüyoruz biz. Arka arkaya birincilik demiştik.
Tabii ki bir numara da gelebilir. Yine o da arka arka birinci demiştik. Olmuyor ama 6 ve 7 de gelebilir arkadaşlar. Benim burada kendi şahsi favorim 7 numara. Evet, 6. koşuya geçiyoruz. 6. koşuya da bakalım nedir durum. 6. koşu Kinlent'te altılık ayağının 5. ayağı 1200 metre kum pistte dişi. Bu da 11 safkan beraber koşuyorlar. Hemen öne çıkan atlarımız Lead Guitar, Tyler Gaffalione ile 7 numara Honey Parade, James Graham'la 1 numara In the Midst of Bees, Emmanuel Square'la ve 4 numaralı Mom's Red Lipstick, Brian Joseph'le. Bu 4 safkan şu anda bizim için ön plana çekiyor. Buraya 6 numarayı da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Summer Delivery, Tyler Bass'le. Summer Delivery'i de ekleyebilirsiniz arkadaşlar burada tabii ki. Evet, Kinilent'te bizim bu aradaki görüşlerimiz 9, 7, 1 ve 4 olarak arkadaşlar. 5. ayak, 6. koşu gece 23.57'de başlayacak. 1200 metre. 9 numara Led Gitar, 7 numara Honey Parade, 1 numara Endemz Biz ve 4 numara Mom's Red Lipstick. Evet, diğer koşuya geçiyoruz şimdi. Sonuncu koşuya, altılı gayan son ayağı. 7. koşu, maiden bir koşu. 3 ve yukarı İngilizlere 1700 metre çim koşusu. Burada da toplamda 15 tane safkan mücadele ediyor arkadaşlar. Şimdi burada tabii zorlu bir grup ama biz burada 3 tane at çıktı ön plana. 7 numara Alphonse Wild, İrlanda Origin. 1 numara Pintox ve 3 numara Contractual Bill. Evet. Hemen verelim onu da ve bugünkü Kinlant'ın son ayağı 7. koşu 7, 1 ve 3 olarak size bu bilgileri aktarıyoruz. Bol şanslar, her şey gönlünüze göre olsun diyoruz arkadaşlar Kinilent'le. Kinilent'teki tuttuğunuz her şey altın olsun. Görüşmek üzere.